başvuru sürecinde hani standart bir başvuru, çok değişik bir süreç yoktu. O zaman en azından mülakata falan gitmem gerekmemişti. Yurt dışında öğrencileri mülakata götürmüyorlardı. Doktoranın da orada olmasının alanla ilgili aslında. Hani çalışmak istediğim insanlar oradaydı. O yüzden öyle faydalanan, çalışmak istediğim birkaç filozof vardı. Onlarla çalışma imkanım oldu. O bir fayda. Bir de hani benim alanımda çalışan çok fazla öğrenci vardı. O bir fayda oldu. Çünkü insanın işini iyi yapması, yani öğrenmesi, düşünmesi başkasıyla olan bir şey. Hani kalabalık bir programdı. Böyle küçücük bir şey merak etseniz bile onu merak eden, o konuda bilgisi olan hep öğrenci vardı. O iyi oldu diye düşünüyorum. Sebep sonuç ilişkisi olduğunu sanmıyorum. Zaten demokrasinin hani var olması ile ilgili sebep sonuç ilişkileri hep karmaşık. Ama demokratik olmayan toplumlarda bilimin gelişmesi mümkün olduğunu biliyoruz. Orada da ama açıklamanın bir kısmı herhalde baskıcı bir rejimden kaçabileceği diğer bir rejim vardı. Mesela hani erken modern dönemde Avrupa'yı düşünürsek kaçabiliyordu bilim insanları başka bir rejime. Demokrasi bilim için daha yaşama imkanı sunuyor. Ünlü bilim sosyoloğu Robert Merton mesela bunu güzel savunur. Ve de bilimin değerleriyle demokrasinin değerleri arasında bir seviyede bir uyum var mesela. Bir tür eşitlik ilkesi hem bilimde hem demokraside olan bir ilke. Ayrımcılığa karşı olmak mesela. Yani onunla beraber giden, ikisinde olan bir ilke. Ama bir yandan da demokratik toplumlarda bilimin yeri daha zor. Çünkü vatandaşların hani söz hakkı oluyor. Her vatandaşın bilim insanı olması mümkün değil. Olmasın zaten. O zaman da ikisi nasıl işleyecek? Uzmanların görüşlerinden nasıl yararlanacağız? Sorun ki bu da hani Plato'dan beri dert edilen bir şey aslında. Hani herkesin söz hakkı var. Herkes bilemez. Bu ikisi nasıl gidecek? Karışık bir konu. Hani daha uzun anlatılması gerek. Bu bizim Gürol Rızık'la araştırma konumuzla ilgili bir soru. Doğrusu bireysel seviyede bir çözüm olduğunu düşünmüyorum. Kurumlarla ilgili bir şey. Hani dahil olduğumuz kurumların aslında. Hani mesela bir üniversiteye üyeyiz. Üniversitenin yaptığı araştırmaların toplumun ihtiyaçlarını karşılaması gerekiyor. Toplumun tüm kesimine ihtiyaçlarını göz önüne alması gerekiyor. Dağıtırken bunları hesaba katması gerekiyor. Ama birey seviyesinde çok bir adım olduğunu sanmıyorum. Daha ziyade kurumsal adımlar var. Bilginin dağılımında dahil sağlanması için. Hani siyasal değişimlerin olduğu bir süreçteyiz aslında hem Türkiye'de hem dünyada. O yüzden de insanlar içindeki bulundukları durumu anlamlandırmak için ve nasıl bir toplumda yaşamak istediklerini düşünürken farkında olmasalar da siyaset felsefesine başvuruyorlar. Öğrenciler arasında ilgili öğrenciler oluyor. Disiplin, eskisi gibi hareketli bir disiplin. Ama hani çok uzakta da düşünmek gerekmiyor. Çünkü aslında herkes bir çeşit siyaset felsefesi yapıyor. Çünkü siyaset dediğimiz ortak hayat üzerine düşünmek. Hani demokratik toplumda ön kabulümüz bu zaten. Hani hepimiz bu konu üzerine düşünüp birbirimizden bir şey öğrenebiliriz. Bunu hayata geçirebiliriz. O yüzden hani yapıyor. Bir yandan tersten şey de düşünmemek gerekiyor. Hani yaşadığımız sorunlar yeterince düşünmedik diye değil. Başka sayısız sebebi var yaşadığımız sorunların. Yani onlardan sadece küçük bir kısmı düşünmemiş olmamız. İlk önerim buranın sunduğu imkanları kullansınlar. Program seçmek büyük bir lüks. Ben istediğim programda okumadım. Yani ya da şimdiki aklımda seçeceğim programda okumadım. Değişme imkanım da yoktu. Büyük bir imkan. Yani yeterince öğrencinin kullanmadığını hissediyorum ben. Onu kullansınlar. Zorunda oldukları şeylerin, işte üniversite dersleri gibi, benim dersime de zorunda oldukları için geliyorlar. Zorundalık kısmı üzerinde durmasınlar. Niye acaba bir üniversite mezunu bunları bilmesi gerektiği düşünülüyor diye düşünsünler. 303 üniversite derslerinden biri ben veriyorum. Nedim Nomer veriyor. Kabaca
liberal demokrasi nedir? Anlattığımız bir ders. Hem siyaset biliminden faydalanıyoruz, hem siyaset felsefesindeki temel fikirleri de sunmaya çalışıyoruz. Ve de artan oranda otoriter rejimleri de tanıtmaya çalışıyoruz öğrencilere. Hani yaşadıkları dünyayı, özellikle siyasal kurumları daha iyi anlamaları ve de kurum düzeyinde düşünmelerini sağlayabilecek bir ders olduğunu düşünüyorum. Ve de gündelik siyasetten daha uzak olduğu için bazı şeyleri daha serin kanlı, daha zaman vererek düşünme imkanı sunan bir ders olduğunu umuyorum öğrencilere. İşini iyi yapmaya çalışan insanlar olduğu için diye düşünüyorum. İş ahlakı olan insanlar olduğu için diye düşünüyorum. Temel değerler konusunda doğru yerde durduğu için, ifade özgürlüğü gibi konularda, eşitlik gibi konularda diye düşünüyorum. Ve de hani yaklaşık bu değerlere sahip başka üniversiteler de var. Onun dışında ayıran bir şey de hani herkesin söylediği program seçme özgürlüğü. O da temel üniversitenin iyi yanlarından biri diye düşünüyorum.